Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Allahu Teala geçirmiş olduğumuz bu mübarek Ramazan günlerini en güzel şekilde istifade ederek tamamlayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Koronavirüs dediğimiz salgın sebebiyle evlerimize kapandığımız bu günleri en güzel şekilde geçirmeyi nasip eylesin. Bulunduğumuz halden şikayet ederek değil, bulunduğumuz halin güzelliklerini bularak, o güzellikleri yaşayarak günlerimizi tamamlamamız aslında hepimizin bir ödevidir. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde sizlere Peygamber Efendimizin bu güzel dinimizin bizlere Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin elçi olarak göndermiş olduğu o güzel insanın hulukin azim şeklinde ifade buyurulduğu üzere Kur'an-ı Kerim ayetinde o güzel insanın çocuklarla olan münasebeti, gençlerle olan münasebetiyle ilgili bazı örnekler üzerinden bazı konuları işleyeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, bakın Kur'an-ı Kerim bizim en temel birinci kaynağımız. Dinimizi öğrenmemiz, dinimizin prensiplerini, emirlerini öğrenebilmemiz için. Bunun yanında, Kur'an'ın yanında Peygamber Efendimizin hayatı, sözleri, davranışları, hareketleri, telkinleri de yine bizim için ikinci bir kaynaktır ve en temel iki kaynaktır bunlar. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri birçok ayet-i kerimede ve اَطَيْعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ şeklinde ifade buyuruyor, bizlere emrediyor. Yani Allah'a ve onun elçisine itaat edin. Allah'a ve elçisinin, Allah'ın ve elçisinin sözünü dinleyin şeklinde hitapları var Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Peki, ya Rabbi, bir soru aklımıza geliyor. Neden elçini takip edelim? Neden elçini takip edelim diye bir soru sorduğumuzda, hafızamıza böyle bir soru geldiğinde hemen başka ayet-i kerimelerde Allah-u Teala bizlere bunun örneğini, neden onun peşinden gitmemiz gerektiğini, neden onu örnek almamız gerektiğini bizlere izah ediyor. Örneğin bir ayet-i kerimede sohbetimin başında da iki kelimesiyle ifade ettiğim gibi Bismillahirrahmanirrahim وَاِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Efendimiz'e hitaben, Peygamberimize hitaben. Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin buyuruyor. Evet, büyük bir ahlak, yüce bir ahlak üzere gönderilen Peygamber Efendimiz'e itaatin sebebi işte bundan dolayıdır. Yine bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Teala Hazretleri لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ şeklinde ifade buyuruyor. Yani Allah'ın elçisinde sizin için, sizin hayatınız için, sizin hayatınızda uygulamak üzere çok güzel bir örneklik vardır. Onun kendisi, sözleri, davranışları, hayatı sizin için bir örnek teşkil ediyor. İdeal bir mümin, ideal bir Müslüman, kamil bir Müslüman, mükemmel insan nasıl olunur? Aslında bunun tarifi, bunun örneği, somutlaşmış hali Peygamber Efendimizin kendisinde ve hayatında olmuş oluyor. İşte bu sebeplerden dolayı Peygamber Efendimiz'i takip etmemiz, itaat etmemiz, onun yolundan gitmemiz bizlerden isteniyor. Kıymetli izleyicilerimiz, Efendimiz'i hayatın her alanında bizlere örnek teşkil ettiği gibi çocuklarla alakalı ilişkilerimizde, iletişimimizde ve gençlerle olan iletişimimizde, münasebetlerimizde de bizlere bazı örnek davranışlar sergilemiş. Aslında aklın yolu bir derler ya, şimdi eğitim bilimlerini incelediğimizde ki üniversitelerde malumunuz eğitim alanında bir meslek edinecekse bir öğrenci, pedagojik formasyon denilen bazı dersleri, o formasyon derslerini alması gerekiyor ki bizler de üniversite yıllarımızda bu dersleri aldık. O eğitim birimlerinin içerisine baktığımızda iletişimle alakalı da kavramlar var.
çocukların dünyasını anlatan, gençlerin dünyasını anlatan, onların bilinci hakkında, onların duyguları hakkında, hareketleri hakkında çıkarımlar yapan birçok konuları işledik. Onlara baktığımızda, Peygamber Efendimizin hayatına da baktığımızda mutabık düşen o kadar çok şey var ki değerli kardeşlerim. Bakın, çocuklarla olan ilişkilerde Peygamber Efendimiz onlara karşı çok nazik, kibar ve oyun oynayarak onların gönlünü alan bir tavır sergiliyor. Yani biz bu yoldan aslında bazı göndermeler de yapmamız gerekiyor. Mesela mescitte Hazreti Hasan ve Hüseyin Peygamber Efendimizin iki küçük torunu. Mescide geldiklerinde asla ve kat'a o torunlarını mescitten kovmamış. Hutbe-i irade ederken yanlarına geldiklerinde onları kucağına oturtturmuş. Evet değerli kardeşlerim, değerli izleyicilerimiz. Efendimiz böyle güzel örnekler veriyor. Torunlarından bir tanesini omzuna alır gezdiriyor. Sahabelerden bir tanesi diyor, o ne güzel bir bineğin var diyor torununa hitaben. Hazreti Hasan mıydı, Hüseyin miydi? Onu hatırlayamadığım için bir şey diyemiyorum. Ne güzel bir bineğin var. Peygamber Efendimiz de o şakaya mukabil karşılık veriyor. O bineğin de ne güzel sürücüsü var şeklinde torunlarıyla böyle ilişkiler içerisinde. Evet değerli kardeşlerim. Bir gün bir bedevi Peygamber Efendimiz'e şöyle söylüyor. Ben diyor bu yaşıma geldim çocuklarımdan birisini dahi öpmüş değilim. Yanağından öpmüş değilim. Efendimiz biraz da canı sıkılarak zannederim şöyle diyor. Allah senin kalbinden merhameti almış ise ben sana ne yapayım? Öyle bir sitemde bulunuyor ki değerli kardeşlerim. Öyle bir sitemde bulunuyor ki yerin dibine girse insan yeridir. Evet, çocuğunu öpmeyecek kadar bir insanın kalbinde nasıl merhamet olmaz? Efendimiz tabii ki lafı gediğine koyuyor tabiri caizse. Evet, çocuklar sevgiyle, şefkatle büyür. Anneyle, babayla büyür. Bir toplumun hayatiyetini devam ettirmesi de o çocukların sevgiyle, şefkatle, annesiyle, babasıyla bir arada yaşamasına bağlı değerli müminler. Bu konuda çok çalışmamız gerekiyor. Çocuklarla alakalı, onların eğitimiyle alakalı belki her ebeveynin evlenmeden önce Allah-u Alem özel bir eğitim alması icap ediyor. Evet, kıymetli izleyicilerimiz. Yetimin başını okşama ile alakalı öğütleri var Peygamber Efendimizin mesela. Küçük yaşlarda bir yetimi himaye etmek, onun başını okşamak. Çok küçük bir örnek onun hadislerinden, sözlerinden. Örneğin diyor ki Peygamber Efendimiz, bir yetimin başını bir kimse okşamış ise o elinin değdiği saç kılları adedince o kişiye nur yazılır, nur verilir diyor. Ne güzel bir teşvik. O çocukları himaye etmek için, muhafaza etmek için, onları mutlu bir şekilde geleceğe hazırlamak için. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, Efendimizin çocuklarla ilgili bu hayatından örneklerin yanında gençlerle iletişimiyle alakalı da örneklere geçmek istiyorum. Efendimiz gençlerle iletişiminde benim okumalarım sonucunda vardığım nokta genel itibariyle gençlere daima güven vermesi, onların öz güvenini sağlamlaştırması şeklinde. Birçok örnek var. Bakın, gençlik bir milletin, bir toplumun geleceğinin aynasıdır. Evet, bir toplumun gençliğine bakarak o toplumun geleceğini görebilirsiniz. Bu bir kehanet değil, bu bir falcılık değil. Hani derler ya, perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Görünen köy kılavuz istemez diye yine ecdadımızdan örnek vermek istiyorum. Evet, gençlere bakıp bir toplumun geleceği hakkında fikir edinilebilir. Çok büyük bir potansiyel, çok büyük bir güç, çok büyük bir değer. Bir ülkenin altınları, mücevherleri, petrolü, başka bilmem ne tür madenleri, kaynakları olmasa ne yazar? Değerli izleyicilerimiz,
iyi bir gençliği, ahlaklı, çalışkan, dürüst bir gençliği var ise, sağlam bir gençliği var ise o toplumun evelallah hiç madeni olmasa bile o millet, o toplum, o devlet ihya olur ve dünya üzerinde sayılı güç haline evrilir ve çevrilir değerli kardeşlerim. Evet, gençlik bu kadar değerli bir hazine. Altınlarla, mücevherlerle ölçülemeyecek derecede değerli bir hazine gençlik. Kıymetli izleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin gençlerin özgüvenini sağlamlaştırıcı nitelikte yapmış olduğu uygulamalardan birkaç tane örnek vermek gerekirse, mesela vahiy katiplerini Peygamber Efendimiz gençlere vermiş çoğunlukla. Allah'ın kelamını yazma görevini, ne kadar önemli ve kilit bir nokta. Nesilden nesile, kıyamete kadar devam edecek olan Kur'an-ı Kerim'in nüshalarının çıkacağı ilk nüshalar, ilk yazılı belgeler. Gençlere vermiş. 20'li yaşlarda Üsame bin Zeyd'e ordu komutanlığı vermiş. Musab bin Umeyr'i Medine'ye öğretmen olarak göndermiş genç yaşlarında. Muaz bin Cebel'i Yemen'e kadı yani hakim olarak göndermiş Peygamber Efendimiz. Hazreti Ali'ye Abdurrahman İbni Avf'a bu genç yaşlarında bu sahabelere hakimlik görevi vermiş değerli izleyicilerimiz. Bakın bu gençlere güvendiğini, onların özgüvenini artırdığına dair örnekler olmuş oluyor. Son bir örnekle bitirmek istiyorum. Bedir Savaşı için Müslüman ordusu hareket edip Bedir kuyuları denen mevkiye, oralara geldiğinde Peygamber Efendimiz ordusunu bir yerde konaklattı. Bedir kuyularının biraz uzağında bir yerde. Hubab bin Münzir genç bir sahabi Peygamber Efendimiz'e gelip sordu. Ya Resulallah, neden buraya konakladık? Bir hikmeti var mıdır? Bir düşündüğünüz var mıdır? Peygamber Efendimiz yani bir taktik veya Allah'tan gelen bir vahiy karşılığı, öyle diyelim, vahiy karşılığı bunun olmadığını ifade etti. Hubab bin Münzir o genç sahabi dedi ki, bir örnek sadedinde söylüyorum, biz Bedir kuyularının su kuyularının olduğu yere gidelim, kendimiz bir kuyu zapt edelim ve diğer kuyuları da geçici olarak kapatalım, düşman zorda kalsın ki bizler de galibiyet elde edelim diye bir fikir verdi. Ve Peygamber Efendimiz o gencin talebini, bu fikrini kabul etti ve orduyu onun dediği şekilde yerleştirdi. Gençlere güvenen bir peygamber, çocukları seven bir peygamber, bizlere örnek teşkil eden bir peygamber. Allah-u Teala onu güzel bir şekilde örnek almayı hepimize nasip eylesin. Bizleri güzel ahlaklı, güzel Müslümanlar eylesin. Hepinizin Ramazan-ı Şerifi tekrar mübarek olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah-u Teala bu zor günlerden de en güzel şekilde geçebilmeyi, kurtulabilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.